Günaydın Medya Kritik başladı Cem Küçük ve bendeniz Fuat Uğur Karşınızdayız bugün de sevgili seyirciler Üzücü bir haberle başlayacağız Üzücü haber de Ankara'dan geldi ee, Ankara'dan Büyük Millet Meclisi'nden geldi O da Safet Sancaklı'nın eşine dair Maalesef vefat etti Cem Allah evet. rahmet etsin diyoruz İstanbul'da yani İstanbul'daydı hanımefendi Hülya Sancaklı Bir intihar teşebbüsü olmuştu Önceki haftalarda iki hafta önceydi galiba. Hı hı. Makinede tutuluyordu. Bu sabah yani biz programa başlamadan önce vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Evet. evet, çok üzücü bir haber. gerçekten de Allah sabır versin diyorum. evet, sayın Saffeti, Sancaklı, Allah evet. ona da sabır versin yani. Evet. Bütün, MP camiasına da sabır diliyoruz bu arada. bu üzücü haberden dolayı bütün millet meclisi camiasına tabii ki aynı zamanda. Şimdi e, sevgili Cem, biz dünden kalan birkaç şeyi devam ettirelim istersen. Bir tanesi neydi? Elifsel ya da Terminatör diye adları olan, Alo Elif diye yeni bir adı takılan bir hanımefendi. Bu hanımefendinin telefon vurgunu konusundaki tartışmalar, iletişim vurgunu konusundaki tartışmalar bitmiyor. Tabii bu tartışmaların beraberinde şu da var. Divan üyelerine neden bu sınırsız e, harcama etkisi verildi. E, şimdi bu arada e, bir liste çıktı. İlk üçü kim alıyor biliyor musun harcamalarda? Yine CHP'liler alıyor. Getirebilir miyiz arkadaşlar evet. onu ekranlarımızda? E, yani e, CHP'nin e, bu <laughs> fıtratında var demek ki. E, bütün harcamalarda baktığımız zaman gerçi Elif e, Doğan Türkmen'e yetişememişler ama e, onlar da şuradan okuyabiliyor musun? ben okuyamadım şu anda. Evet yani onlar yetişemeseler bile yüz, yüz binlerle ifade edilen miktarlar da diğer milletvekilleri evet. de. bunlardan bir tanesi İzmir milletvekili. şimdi şu anda. Şimdi burada şey var tabii. Özcan Purcu sonu 181 bin lira. İkincisi kimdi? Emre. Evet Emre Köprülü 373 bin liraymış. O da CHP'liler o da CHP Tekirdağ milletvekili CHP'liler e, bu tür harcamaları yani devlet kesesinden harcamayı çok sevdiler anlaşılan ama beni asıl ilgilendiren şu Cem konuşmamız gereken de o Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki açıklamasına gelelim ama e, bu harcamanın yani İf Türkmen'in bu harcamasının yetişme harcamasının nereye gittiğini konuşmadık onu atlamayalım. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. E, o da şey, Adana'da yapılan e, o FETÖ'cü gazetecileri aklama toplantısına gitmiş. Evet. Şimdi bu bugün şeyde yeni e, takvim gazetesinin manşetinde de var. iPhone 700S evet, diye. Evet iPhone 700S diye de bir manşet. 700 dolar hani böyle evet. şey diye koymuşlar. Şimdi bir şey söylemek lazım burada. Telefon fantazi şeref listesi diye de şey doğru. Evet. E, bedava tatiller oluyor ya açık büfe diye hani gidiyorsun. Evet. Her şey serbest. Açık bir ne bulsan yemiyorsun değil mi yani böyle evet. ağzına Evet hani recebediğim e birinci bölümünde olduğu gibi ne atayım evet. ağzıma demiyorsun yani. Evet. Şimdi sana da sınırsız dedi diye ayda 700 lira. bak bu Ocak faturası 700 bin lira. Evet. Yani şu an bir Şubat. Sırf Ocak. Biz 1 Şubat'tayız. Şu an e, Ocak ayında geldiği fatura 700 bin lira. Yani i̇letişim giderleri yani bir insan takım gazetesi söylemiş bir ayda ne yapmış olabilir ya ha 700 bin liralık olmak için manyak olman lazım yani. Evet. Hani de. inanılmaz derecede böyle fantazileri Takvim geniş... demiş ki doğal afet gibi bir şey bu. Meclis hani. görev ediyor yani. Fantezi doğal fantazi afet deniş yani, bilmem ne. Bu... De, hayır. Bin, bak, asgari ücret hani diyorlar ya 1400-1500 lira asgari ücret. 1400 lira. Kaç tane asgari ücret ettiğini buradan varsayalım. Yani 700 bin lira. Yani bir insan ayda bak buna müdahale ediliyor. Şimdi 1 milyon 200 bin lira 2016 faturası. Şimdi müdahale ediliyor. Müdahale edilmese buna 7 milyon 8 milyon falan 2017'nin sonunda fatura gelecek. Yani bir insanın böyle bir harcama yapması için yani emrinde 30 bin kişinin çalışıyor olması lazım. Evet. Yani bu bunun bu delilik hali. Hani bir İngilizcede hani hal delilik Nasıl hali. Nasıl yapabilir bu ya. bunu? Yani bu çılgınlık hali gerçekten. Yani bunu be becerebilmesi bunu, de ayrı bir mantık. Ben bunu söyleyeyim yani. Şimdi başkanlık divanı zaten diğer kullananlarda da CHP ama ben Diğer vekillerin faturalarını da sorduk Şimdi 11 bin lira yıllık, evet, evet 11 bin lira gelen var, 15 bin evet, gelen evet. var, o kadar 35 yani. bin var. Tam bu normal. İnsanlar konuşuyor, posta. Yani Millet sonuç itibariyle konuşurlar çünkü sesbendileri de mektup da gönderirler. Yani. Evet, doğru. Sana geliyor bilmiyorum ama bu zaman, zaman zarf maf gelir böyle Tabii, doğru. Yılbaşını kutlarlar, bayramı kutlarlar, tebrik kartları gelir. Bunlar normal yani şey ama bu kadar çok 700 bin lira yani ayda bir de bu ya. Ayda yılda da olsa çok pahalı bak. Evet. İki yılda da olsa çok pahalı. Ayda bu kadar fatura gelmesin artık. 4 Dö, yılda da çok pahalı. Pahalı yani. Yani ayda 100 bin lira gelse yılda 7 evet. yıl gene pahalı. Evet. Yani. Yani. Ortalama 100 kol... ya, liralık paketler oluyor yani TÜRKSEL'in Avian'in filan. Evet. 100 liralık paket az zaten sınırsız konuşuyorsun. İnternet desen zaten hani 10 15 20 zaten belli gigabaytlara kadar o paketin içinde oluyor. Allah akıl fikir Ama versin. E, Ama yani. işte asıl atlamamamız gereken nokta şu. Adana'daki o Nazlı Alacak burada, Ahmet Altan burada, Cengiz Şandar burada diye toplantı yaptı ya Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Onu finanse etmişler bunlar bu parayı. Olabilir. Ya zaten başka şeye de gitmiş olabilir. Neticede bunlar CHP'li. Bunlar hesap kitap bilmezler, anlamazlar. Hı hı kafa zaten bir dünyadır. Bunlar böyle nasıl olsa devlet ödüyor. Devletçi kafa evet. nasıl olsa vergisin yani devlet şey. Ünlü ekonomist Selin Sayakböke'ye sorsalardı keşke. Yani ya da bununla ilgili mesela Cum Cumhuriyet'te yazan ya da Hürriyet'te yazan ekonomi uzmanları hani diyor ya ne nasıl ya bu parayı nasıl harcanmış mesela. Ama ben o şeyi merak ediyorum mesela. Paraguay'da kim aramış bu? Paraguay aramış. Aradım. Onun cevabını bulamadım. Bak sordum Paraguay aramış ya New York'tan Adana yarıyor 3,5 saat bir insan ya. Ergen çocuk musun ya? Evet. Ergen çocuk olsa bu kadar konuşmaz yani. Yedi, üç buçuk saat konuşuyor yani. Evet. Allah akıl fikir versin Bunu yani. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu'na sormuşlar dün akşam. Ben bir yerde görmedim ama bizim Mehmet Çek paylaşmış e, Facebook hesabında. E, Kemal Kılıçdaroğlu şu, şöyle diyormuş. E, önce sistemin yanlışlarından girmiş söze. Bunu sormuşlar. Ee, vekilin telefon faturasını divan üyelerine iletişim harcamaları sınırsız hak olarak tanınmış asıl yanlış burada diyor dolayısıyla yapılan harcamaya kanunsuz bir harcama diyemiyorsunuz ama etik değil demiş fakat Aynen. siz de bu kadar hak tanımışsınız sonra niye bunlar bu kadar harcadı diyemezsiniz adama sorarlar sen bu hakkı niye verdin diye sözlerini noktalamış şimdi ee, Geçen de e, Alev Alatlı'nın sözleri gündeme gelmişti. Mehmet Çiçek de onu hatırlatmış. Ee, yani Alev Alatlı her yasal olan hak helal değildir ve mühim olan helalleşmektir diyordu. Yani e, hakikaten helalleşmeden bu harcamayı yaptım ve etik değil ama işte sen de bu hakkı tanımışsın deyip işin içinden çıkmak mümkün değil. Kemal Kışdaroğlu bunu da yaptı anlayacağım. Şimdi takvimdeki haberden bir şey okuyayım sana ya yani Kemal. Diyor ki CHP'li Gamze İlgezi vekiliniz Elif Dağ'ın ediyor. sahip çıkın. 35 daire ve rezidansınızdan en ucuz borcu kapatabilir. Evet. Hani borçta diyor ya mesela her ay 700, 100 bin lira konuşsa ayda 600 bin lira tasarruf etse hani cebine alsa baya evet. bayağı bir daire alıyor. Yani bir, küçük, bir normal rezidans alır küçük bir artı bir alır yani. Evet. Bu Gamze Hanım'ın olduğu yerden doğru. Doğru Gamze İlgez'de. Mesela evet. de, gene şey demiş takvimden okuyalım. Şayet bir gün CHP iktidara gelirse, bir gün gelirse, ola ki yani, fatura performansından dolayı Ulaştırma Bakanı olarak Elif Doğan Türkmen'i seçmelidir, ülkeyi uçurur. Gamze İlgezdi şu solcu kapitalist değil mi? Solcu kapitalist, var ya rezidans, evet. hani böyle elini kaldırıyordu ben Sol elini kaldırıp... Diye. E... 30 tane dairesi mi vardı, kaç taneydi? Uh, uh, sayısız dairesi var. Evet, bu Dur, Dur, sadece, sadece kendisine değil, de o bir sürü insana da vermiş daireyi. Evet. Yani evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da var daire yani He. onlar hep unutuluyor gidiyor yani oğluna mı kızla mı daire Kemal Kılıçdaroğlu İşte özel o, kalem müdürünün bile vardı evet, yani ama ya onlar da kızına bir daire vermiş yani evet. o da ee, Tabii bunlar şey normal olabilecek şeyler e, CHP açısından CHP'liler olunca söz konusu olunca her şey normal olabiliyor Bak, tabii bir ki. tane CHP'li çıkıp da şu yaptığımız yanlıştır demiyor şu, demiyor, şu demiyor. kabul edilebilir demiyor ayda de 700 bin lira nedir ne ya ama işte bilmem ne sizde de şöyle oldu bizde de böyle Değil oldu filan diyor kardeşim, AK Parti'de vardır, başka partilerde de başka <laughs> şeyler olabilir. Tamam doğrudur. Sen onu bırak. Hemen amalı cevap verme. Sen bunu net savunsana. Evet. Şey, net itiraz etsene buna. Ay, yılda 1 milyon 200 bin iletişim mi olur ya. Ayda 700 bin lira fatura mı olur? Bak bu Ocak ayı faturası 700 bin lira. Evet. Ya biri de çıkıp bu nedir demiyor yani. Ama bu, bu... acaba hastanelerde bunlara bedava evet. ya biraz. Acaba gidip bedava muayene olup kendini kestiriyor, ameliyat falan oluyor mu acaba yani? Bilmem yani mi? Yani ya hani için. mideme bir yani baktırayım. Bir, bir, hayır bir e, hayır en pahalı ameliyat estetik ameliyattır. Yani hayır, hayır. estetik mesela... ameliyat yaptırmış mı desen hani hani e, bir şey de ya. Bedava ya. Bedava ya. Mideme baktırayım, beynime baktırayım. Yani ne kadar parası takibi bunlar hiçbir i̇şte, şey. Yani, hayır yani, bedava. Yani sonuçta şey hayır bedava da bunların devlet karşılıyor zaten, meclis karşılıyor bunları sağlık giderlerini. Tamam ama bunu da karşılıyor. Hani ee, ki... özel sigorta yaptırsan tam teşekküllü özel sigorta yaptırsan en fazla ödeyeceğim para ee, yıllık 10 bin lira Cem. Ben de diyorum ki işte. Bunların... 10 bin lira ödersin bitti. Yani sana tepe tepe bakarlar. Sen şimdi FaceTime, WhatsApp kullanmasını bile bilmeyen birinden bahsediyoruz. O diyelim ki dediğin gibi hani bedava ya. Diyelim ki bedava olsa bir faturası var. Mesela doktora gittin ettin. Bunun bir giderine, Mide midene baktırdın. İşte 300 lira muayene parası diyelim ki. <laughs> diyorum ya bu bedava diye midesine baktırmıştır, beynine baktırmıştır, karnına baktırmıştır, koluna baktırmıştır. Belki de 50-100 bin lira masraf vardır bunun. Bilemezsin. An an anasını götürmüştür, babasını e, onun götürmüştür. Yetişim gideriyle ne alakası var peki? Bedava ya o yüzden diyorum. hani. Yetişim ha, giderleri bu? kapsamında da var mıdır o tür sence? Sınırsız benim bildiğim onlarda. Onlarda para ödemiyorsun. Ha. Grup şey ya. O dolayısıyla ha, hani, evet. nasıl olsa bedavadır deyip beynime bakın. Onu da yaptırmış. Bunun göz işte ameliyatları o, o kasarak e, bu, olmuştur. Bunun yani sağlık giderlerine hani. de bakmak lazım. Onu, göz, onu diyorum. Yeme içmesine bakalım. Evet. Ne kadar harcamış? Tam bir söylüyorum yani. Diğer <laughs> harcamalarına ne kadar vermiş? Tatile, Bakmak havaiye lazım. falan gitmiş olabilir mi bu? Vallahi... Ondan e, masraf yazıp göndermiştir millet meclisine. 27 bin liralık New York Adana görüşmesiyle biz seninle bir hafta, on gün Amerika'da vallahi. en kral yani uçak biletleri dahi tatil yaparız yani. Evet vallahi. 27 değil. bin liraya yani. Ah ah Şu anda karışık New York ama e, çok güzel olurdu. Sonbaharda <laughs> güzel oluyormuş. Ama baharda. güzel bir alt KC bu yani. Bir ayda yapmış olabilir. Yani bir insanın 700 bin lira harcaması için manyak olması lazım yani. Yani evet, gerçekten. Hani, normal insan gibi yani normal düşünme biçimi olmaz yani. Başka bir beyin var yani. Hani evet. ne yapayım de ben ayda 700 bin harcayayım. Normal zengin bir adama, bak çok zengin bir adama bile ayda 700 bin lira harcarken zorlanır. Bak. Hı -hı. Yani o şeyi geçiyorum. Yat, araba yani alışverişe çıksa bu kadar, yani harcayamaz. Yani deli olması lazım yani. Ne alabilir ki yani? Hı -hı. Bu ama bu öyle değil. Yani insan hani çok demek ki beyni farklı çalışıyor. Evet. Deha olabilir yani bizden farklı ee, olabilir. Evet bir başka deha daha var CHP'de Selin Sayık sonra tabii en büyük deha Selin Sayık bakabiliyorsun. Evet. Ee, onun dehasının üstüne yok. Ee, onu ayrıca bir kenara koyuyorum. O büyük bir deha. Ee, Sari Hanım, Sari Hanım Parti Meclis Üyesi dün işte e, programda ilk önce sen duyurdun. Evet. Ee, daha doğrusu Türkiye'de ilk sen duyurdun. Gözaltına alındı, serbest bırakıldı, kontrolü serbest ee, kendisi. Ben şeyi merak ediyorum, senin yorumunu merak ediyorum. CHP'ler buna hiç sahip çıkmadı. Acaba neden? Fazla sahip çıkmadılar daha doğrusu. Sare Kadıgile mi? Sare Kadıgile. Barış Yarkadaş yok, yanlarındaydı. Barış Yarkadaş hatta video attı. Hmm. Ben hepsini izledim. Ettiler yani. Vekiller gittiler. Ha, ama onlar şey, yani her zaman her yerde hazır ve nazır bulunan Tabii şimdi, e, şeyler. O biliyorsun, bir hemir o kapıda duruyor böyle. adliye kapısında. Barış Yarkadaş, evet. Mahmut Tanal. Onlar ee, sürekli bir gelsin şey yapalım ha, diye. Yok mesela baba, baba diyor saat kaç şu an iki tane şey gazeteci alınmış koş Çağlayan Adliyesi'ne. Evet. Bakırköy'de koş oraya. İki tane PKK'lı alındı Hı. veya DHKPC'li hemen koş oraya. Cumhuriyet Gazetesi'ne evet. bir şey hemen adliyede onlar hazır. Kapıda görev geliyor onlara evet. saatleri ayarlayalım. Ayarlıyorlar evet. bilmem ne şey yapıyorlar. Evet. Yerde. Şimdi bunu da geçelim. Şey söyleyeyim ama yani Hı. Sare ile ilgili şunu söyleyeyim neydi onu? Yani Kadıgil ile ilgili. Kadıgil, evet. Şimdi bak. Ya bir kişi çıkıp da CHP'den neyse tutuksuz Allah'tan tutuksuz yargılanıyor yani. Evet, evet. Ezan evet. Ya biri çıkıp da bu bir avukat Fuat abi. Avukat. Evet. Yani devletin avukatı ve insanların CHP'leri müvek evet. yani onları savunuyor bu mahkemede. Evet. Allah'ını seversen bir kişi de şu ezanla ilgili attığı tweetlerle ilgili ya kızım senin yaptığın yanlış dememiyor demiyor mu şuraya? Evet. Ya bu yaptığın doğru değil. Ezanlara küfür ediyorsun, İslam'a hakaret ediyorsun. Hı -hı. Ya Van'dakiler için P bilmem ne diyorsun ya. Evet, evet. Ya bu kadar yani ya yaptığın bir kere özel işleri yapın ya. Bir e, kere deyin ki e, biz hatalıyız e, ya. Irkçı nefret değil mi bu? Ya Irkçı din düşmanlığı yani. bak insanların kutsal değerlerine hakarettir. Yani ezana küfür etmek, namaza küfür etmek, Kur'an'a küfür etmek kutsal değerlere hakarettir. Bunu edemezsin yani. Hı -hı. Ya biri çıkıp da buna demiyorum Ya sen tamam yani ama yani baş başa görüşmede bile bu tweetler doğru değil. Ya Van'daki evet. insanlara ırkçılık yapıyor. Ya P bilmem nedir diyor. Biz evet. Türküz bilmem ne deyip ırkçılık yapıyor. Evet. Ya böyle biri ezana işte kafama kafama okunuyor. Yani bir yandan HDP'lerin ve PKK'ların duruşmalarına gidiyorlar, tamam mı? Ee, savunuyorlar. Ee, bir yandan Bağcılar'da birlikte e, referandumda hayır kampanyası düzenliyorlar HDP ile CHP'liler. Bir yandan da Van'da yaşayan insanlara etnik milliyetlerinden dolayı, etnik kimliklerinden dolayı P diye başlayan o aşağılık küfürü eden bir Sare Kadıgil var. Bu da CHP'nin parti meclisi üyesi. Bu, bu, nasıl iğrenç bir şeydir ve bunu nasıl sineye çekebiliyorlar? Bu Barış arkadaşlar ve Mahmut Tanallardan söz etmiyorum. Ya biri, Onlar teflon gibi zaten onları boş ver. Ee, onlardan her şey üzerlerine akıp gider. Ya biri dese ki ya, bu bir de avukat ya. Ya bu normal hani bir klasik CHP'li olsa klasik CHP'ler yapar. Onlarda beyin çok basmadığı için normal yani hmm. CHP'nin. Ama arkadaş bu avukat. Ya kızım de yani sen nasıl avukatsın? Bandaki insanlara P dersin. Evet. Efendim Türk bilinen bunlara yardım etmeyin dersin. Ezan ağzım ağzım okunuyor. Bu avukat ya. Buna diplomayı yani, samimi soruyorum ne aldılar kadının ya. Kadının kurduğu fantezilere bakar mısın Can? Kadının kurduğu fanteziler korkunç. Yani bunu hayata geçirebilir. Bir nevi Hitler'in e, ruhunu barındırıyor ru e, içinde. Diyor ki kapının önünde oynayan çocukların üzerine kı kızgın yağ, yağ mı döksem diyor. diyor. Yağ Abi. mı e, Şu ezanı okuyan diyor imamı gidip kessem mi diyor? Yani bu tweetleri atan bir ruh hastası bir kadını CHP alıp parti meclis üyesi yapıyor ve aynı zamanda da bir de e, e, attığı saçma sapan e, haince ve nefret suçu barındıran tweetlerinden dolayı bir de savunmaya gidiyor. Ha ya de ki yani biricik ya kızım bu yaptığın yanlış. Sen avukatsın. İnsanlara niye pe ediyorsun? Niye insanlara ırkçılık yapıyorsun? Niye ezana hakaret ediyorsun de. Sen avukat bu ya. 50 kere suç yani bilmem. Şimdi dün de kurtuldu bilmem nedir. Gerçi o korku ona yeter. O korku, o mahkeme korkusu. Hmm. Sen bakma ben ne delikanlılar gördüm. Öyle atıp tutarlar. O kelepçeyi yiyip mahkemeye çıktığında hakimin karşısına iki büklüm olursun. Bir de hele suç ceza hakimine Suç ceza hakimin önüne çıkarsa, evet. Tak tutukladı seni ne yapacaksın? Evet. En az 3 ay. Evet. Yani öyle kolay değil yani Ama buna. ben bir şey söyleyeyim sana. Bu kadına çocuk teslim edilmesin. Bunlara hiçbir şey teslim edilmesin. Vallahi CHP'de şimdi şey, bak CHP'de yeni bir şey yani kriter olacak. Yani zaten teslim etmemek lazım da. Hani şey zaten millet bunlara e 60 yıldır bir şey vermiyor. Yani 1946'dan beri da say. 46'dan beri evet. bir şey vermiyor. 71 yıl. Buna günahını bile veremezsin ha. yani. 71 yıldır acı. bir şey vermiyor. Yani 3 kuşak demek 71 yıl. 2,5 kuşak demek hiçbir şey. zaten vermez bunlara bir şey. Vermemekle de, de iyi yapıyor milli irade. Ama evet. bunlara diyeceksin ki yeni kriter. Bir telefonda çok konuşmayacak. İki, ezan akartı. Ya bir kriter yayınlayın ya. Evet. Şimdi biz burada birazdan konuşacağımız o il diğer bazı evet. şeyler de var. Kamu bürokratları da var. Evet. Ya orada yani hem nalına hem mına demen lazım. Evet. Yani bu buna şimdi bir kendiniz eleştirin. Bize bırakmayın. Siz eleştirirseniz zaten bize bir söz düşmez bir daha. Düşmez. evet. Biz, biz deriz ki ya bunlar kendi işini kendi halletmiş deriz. Ama sen bana bırakırsan bunu ben gereğini yaparım buna yani. İşte onlar o kadar 200 ve çifte standartlı ki e, biz çıkıyoruz ve eleştiriyoruz. Diyoruz ki kaymakamlar diyoruz. Evet kampanyasını yapamaz. Kardeşim. Yapamaz. Devlet. Valiler de yapamaz. Yaparsan işte böyle Sözcü Gazetesi'ne manşet olursun. Evet. Yaparsan Sözcü Gazetesi'nde manşet olursun. Kemal Yurtnaç, Gürsel Dursun, Malatya İl Seçim Müdürü. Bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Şimdi Kemal Yurtnaç bu ikinci vukuatı Kemal Yurtnaç'ın. Daha önce de bunu yazdım. Kaldırın arkadaşlar. Ee, şimdi Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç tam Davutoğlu görevle görevden alınma aşamasındayken Davutoğlu'nun imzaladığı kararnameyle vali atandı Yozgat'a. Eskiden yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan, Başkanı'ydı. Oradan da tanıyorum. Defalarca röportaj yapmıştım ve tanıdığım bir insan. Şimdi daha önceden de o hal 15 Temmuz'dan sonra o hal ilan edildi. Ve tuttu. O hal kapsamında bak şimdi. O hal kapsamında evet. Yozgat ve çevresindeki bar, gazino ve pavyonları kapatma kararı aldı. Şimdi bu niye yarıyor biliyor musun? O hal insanların yaşam tarzına müdahale anlamına geliyor, propagandasına yarıyor. Bunu bilerek mi yapıyorsun Kemal Yurtnaç? Yani bilmeyerek yaptığını söyleme bana çünkü çok tecrübeli bir evet, adamsın. Şimdi... şimdi bar ve pavyon gazinolarda gerekçesi de şu biliyor musun? Ee, oraya giden erkeklerin eşleri şikayet ediyormuş kocalarımız para harcıyor diye. Hayda! Sana ne? Sana ne? Sana ne? Yani Sana yani. ne? Yani orada asayiş olayı var mı yok mu? Sen ona bakacaksın. Yani şimdi onu engelleyeceksin madem. Kadınların şikayetlerini dikkate alıyorsun. O zaman Ganyan bayilerini de kapat. Adam e, Yolkat ili dışındaki Ankara'ya İstanbul'a bilmem nereye de gider. Onu engelleyecek misin? Mesela, Tren seferlerini ve otobüs seferlerini mi iptal eskiden edeceksin? Eskiden Tokat'ta biliyorsun bu Tokat Çorum çevre illerde. Evet, i̇şte Samsun, bunu yazmıştım zamanında. Samsun'a çok giderler biliyorsun. Evet, yani, o evet, çevre ileride, Evet. senin evet. memleketin Samsun. Oraya çok giderler veya daha küçük iller büyük illere giderler. Evet. Şey var. Şimdi ben burada bir şey söyleyeyim. Bir kere üniversite hocalarından başlıyorum. Üniversite hocaları evet veya hayır der. Onlar o normaldir. Evet. Dünyanın her yerinde üniversite hocası rektörü ben evet derim der. Dün mesela Adnan Menderes Üniversitesi rektörü Cavit Bey, diğer üniversite bu der, bu normal. Onların demelerini evet demelerini hayır demelerini ben normal görüyorum. Bu bütün demokrasilerde böyledir. Evet. Yani akademisyenler görüş açıklar. Açıklar. Ya terörü adam, ölmediği sürece. Tabii elbette. PKK'yı terörü ölmediği Adam çıkar ben Amerika'da ben demokratım. Ben cumhuriyetçiyim. Tabii. Hatta orada savcılar bile söylüyor. Evet. Ama Türkiye'de kamu bürokrasisinin... E, savcıları halk seçiyor yalnız. Yok jüri seçiyor da başkan atıyor. Se Yok, baş... Senato seçiyor. Senato seçiyor. Tabii tabii elbette yani şey ya. yapıyor. Senato seçiyor. Ama burada şey var. Mesela Gürsel dursun Malatya seçim müdürünün attığı şey çok evet, tehlikeli. Kardeşim, bak ben söyleyeyim. Mesela orada bir tane paylaşımda bulunuyor. Kendi yazmamış ama o paylaşımda ee, işte bu kaf, Kemal Kemal Bey'in başını istiyor. Başı için diyor. Bu yanlış. Bu yaptığı şey ve Malatya Seçim Müdürü Gürsel Dursun hakkında bir soruşturma açılmalı. Bak söylüyoruz. Bu yaptığı doğru değil. Şimdi demiş demişti. Değişik olmayan çocuğumu yaptı. Olmaz böyle ya bir şey. Ya öyle bir şey yok. Efendim beynim Efendim yok Kemal Kılıçdaroğlu'nun başı için bilmem ne böyle bir paylaşım senin gibi Malatya gibi büyük bir ilimizde ya Malatya çok büyük bir il ve bir sürü Türkiye'de etkili yerlerde Malatyalılar da var. Bu kadar büyük bir yüzüde birin il seçim müdürü olarak sen kalkıp da Kemal Kılıçdaroğlu'nun başı diyemezsin. Bu yaptığın suç ve doğru değil. Yani evet. suç derken hani şey suç böyle abi suç değil ama suç yani sen evet. böyle tweet atarsan ihlal ediyorsun. Bu yani. bir de seçim kurulu müdürlüğünün de sen, sana sandıklar emanet evet, edecek, Belki AK Partilisin şimdi. görüşün olabilir ama sen evet. olmaz. Kamu görevini yapanlar, akademisyenler hariç herkese eşit mesafede olacağı için görüşünü açıklayamaz. Vali açıklayamaz. Evet. Ee, yani ben bu iki bunu bilmemi, bilmedikleri kanaatinde değil. İl seçim müdüründen çok emin değilim. Yani, yani. bilemiyorum. Ona İkisini değil. de ama bakın, bilmek zorunda. Vali için bir şey söyleyeyim. Cem, abi. objektif olarak bilmek zorunda. Tamam. Ben gene de il seçim müdürü hakkında bir şey <laughs> ama vali için bir şey diyeyim. Valinin bilmemesi diye bir şey yok. Yani ben sen valisin. Bilim <laughs> valisi kalkıp evet hayıra giremez. Bir kaymakam giremez. Açık yani bunu içinden söylersin. Çok yakın dost bilmem Ama kamuoyu yönünde çünkü eşit davranmak zorundasın sen. Dediğin gibi Yozgat'ta da adam işki çelişmez. sen buna karışamazsın. Bilmem ne şeydir. Hadi başka şikayet varsa asayiş, masayişle problemleri çözersin emniyet canım problemleri. var, bilmem ne. Yani Elbette yani. ama ben evet vereceğim, bilmem ne vereceğim de, de bunu deme hakkın yok. Bunu evet. diyemezsin yani. Yani o yüzden de bu tür hep kritik dönemlerde çıkan isimler benim çok dikkatimi çekiyor. Yani o yüzden şimdi sen biraz önce dedin ya bakın biz eleştiriyoruz. Yani CHP'lilere ve CHP'li gazetecilere Dün biz burada bunu... kimi eleştirdik Fuat evet. abi? Evet. Nurettin Canik'i eleştirdik. Canik yani yaptığı doğru değil diye. Yani evet. burada hani Yani bunu e, yani CHP'liler de hayır diyen CHP'liler de e, ne yapsınlar? Evet diyenleri linç etmesinler. Bunu çağrısında bulunuyoruz. Yani bunu... Şimdi Pınar Altu Atacan diye o e, manken mi, oyuncu mu ne olduğu belli olmayan o kadın tutmuş bir tweet atmış. Ee, köleler hayır diyemezler diye. Şimdi yani ne diyeyim ben sana? Yani ne diyeyim? Gerçek hesabı yani. mıymış onun? Gerçek hesabı canım. İşte ha. dün önceki gün konuşamadık vakit almadan. E, tamam. Kalmadı onu da şöyle yaparsın. O, bizim e, kanallar, bizim tarafımızda. E, Cemil Meriç ilgili o e, uyduruk, şey, uyduruk şeyi de atan yani. kadın. Yani buradaki şey şu. Kamu evet. bürokrasisi, rektörler dışında, akademisyenler dışında evet hayır diyemez. Herkese eşit mesafeli olmak zorunda, AK Partili olsun olmasın. Biz burada zamanında Davutoğlu, doğdurusu bilmem neleri söyledik sen ben evet, yazdık yani şimdi. başımıza da gelmeyen kalmadı onları da şimdi Hı -hı. burada girmeye gerek yok öyle şeylere Hı -hı. ama eleştiri almak... sen şimdi sütle ilgili bir şey yazdın Tabii. Sayın Bakan seni aradı bilmem evet. ne yani şimdi bu bir iki eleştiri getirince de hemen böyle şeye gerek yok ben yani bir sürü kişi dün Marmara Üniversitesi ben ne dedim tatmin olmadım kardeşim o evet. Nurşen oradan atabilirsin o yetkiniz var gökün de var şeyin de var sen söyle ee, Marmara Üniversitesi'nde var. Bu zaman kazanmaya çalışmayın. Var yetkiniz atacaksınız. Terörü evet. öven, 15 Temmuz'a kurgu diyen, şehit demeyen birine sen kalkıp orada tutamaz. Evet. Ben orada çocuğumu mecbur göndereceğim okuyorsa. E, o kadından da ders al, mecbur alır, almak zorunda kalabilir. Ben bunu istemiyorum. Atacaksın o yüzden. Açığa çekersin. Evet. Nitekim iki tane üniversite hocası biri bilgide biri şeydi istifa etmişler. Dayanamıyoruz bilmem ne, biz hani. Ya bu şimdi haklarında soruşturma var. Hı hı. Bak o kadar, o iki üniversiteyi tebrik ederim. Biri Ankara Üniversitesi, biri Bilgi Üniversitesi. Hı hı. E, bugün gazetelerde vardı. Yani bunlar PKK'yı destekledikleri <laughs> için açığa alınmışlar. Ders hı hı. verilmiyor. Hı hı. O kadar bıktırmış yani okul bunlara. Bunlar sonra dayanamadı istifa etti. İşte bu medeni ölü yapmak. Evet. Bu ülkede PKK'yı destekleyen adamı, DH'i destekleyen, DH destekleyen adamı, bir de DH'i destekleyen manyak radikal İslamcılar var bir de. Evet, On, evet. Onlar da söylemek lazım. Ya da FETÖ'yü destekleyen adamı bu ülkede yeri yok kardeşim. Yok. Akademisinde olamaz. Git başka evet. yerde. İstediğin gibi görüşünü açıkla. Ben şimdi bugün mesela Cumhuriyet'te, Aydınlık, Hürriyet'te ekonomi eleştirilerinde bir sürü yazı gördüm. Bir şey diyor muyuz? Adam ne eleştiri getiriyorlar? Evet. Kötü. Tamam bir şey yok yani. Ben diyor mesela Bloomberg'de bak öğlen saat tam birde bir tane turizmci çıktı bir de genç. Bloomberg'de bir şey iki kişi. Türkiye turizmi niçin batıyor veya kötü gidiyor diye bir şey. Bak dinledim. O kadar gerçek ve rakamlarla anlatıyorlar. Hı. Dedim ki bu onunla bunu aslında bizim Turizm Bakanı'na göndermek lazım. Çünkü adamlar samimi. Yani <laughs> 10 milyon turist gelirken İstanbul'a mesela <laughs> evet. o, toplam 31 milyon <laughs> Türkiye'ye gelen turist. Şimdi bu o, bazı yerlerde 10 milyona düşmüş bu hata. Düşük. Evet. 33 milyar dolarlık cirolar 22 milyara. Otellerin doluluk oranı İstanbul'da şu an %17. Çok kötü. Çok kötü. Ya yani bu, bu adamlar anlatıyor. Şimdi buna ne bu adama hain diyebilir misin ya? Adam gerçekçi konuşuyor sana. Rakamlarla anlatıyor. Mevcut tespitleri Ben şimdi görüyor. o Bloomberg'teki o arkadaşları samimi söylüyorum çağırırım. Vallahi diyorum turizm bakanı olsam bir onları dinlerim. Çareleri de dinlerim. Çünkü adamlar gerçekçi konuşuyor. Ama sen kalk PKK'yı destekle, FETÖ'yü destekle bilmem de ondan sonra da kusura bakma yani. Yani zaten o Bloomberg'te konuşanların sözünü ettikleri turizm konusu ve benzeri konular da zaten Türkiye'nin PKK ile FETÖ ile olan mücadelelerin sonucunda evet. ve küresel güçlerin Türkiye'ye saldırılarının sonucunda geldiği durumla evet. alakalı. Bu Bloomberg'te bir de adı neydi onun? Soyadına... Cüneyt diye bir çocuk var. Genç ekonomist o. Soyadını bilmiyorum Cüneyt. Yani izleyicilerimiz biliyorlarsa bana ya inanılmaz ekonomi yorumluyor biliyor musun? Bak. Evet. Gerçek o kadar tarafsız ki, o tarafsız ve objektif bakıyor. Mesela bu dolar yükseldiğinde bu ekonomi etkilemez bilmem ne dedi. İşte Türkiye ekonomisinin olumsuz taraflarını söylüyor. Evet. Olumlu taraflı. Ben dinliyorum. Soyadı neydi onu unutuyorum. Adı Cüneyt ama. Ya inanılmaz bir şeyler söylüyor böyle. Çok gerçekçi. Eleştiriyor da işte şunlar kötü, bunlar kötü, Buradan iyi. Cefaiz i̇şte ne Ya böyle insanlar lazım. Bak ben o arkadaşları var ya. Bak Bloomberg TV ben bakıyorum akşamda tamamen tarafsız bir objektif yapıyor. İyiye evet. iyi, iyi kötüye kötü diyor. Şimdi evet. dün o turizm yayınlandı ben. İşte, diyelim ki bizim yandaşlardan bir tane aptal olsa der ki bunlar bizi ne, ne diyor ama doğruyu söylüyor. Evet biz de şimdi bu evet e, de diyen e, mülki amirler konusunda konuşuyoruz. E, Birçok kişinin hoşuna gitmediğini tahmin ediyorum. Yani bunu Twitter'da da görüyorum. Mesela bu konuda paylaşım yaptığımız zaman RT sayısına bakıyorum çok az genellikle. Ama e, başka tarafa çaktığımız zaman RT sayısı çok yüksek oluyor. Hayır bunu yapmamak lazım. Yani hakikaten bu konuda ilkeli olmak lazım. İlkeli olmak lazım ki e, CHP'yi de, solu da, muhalefeti de ilkeli olmaya davet edebilesin. Çünkü onlar o kadar ilkesizler, o kadar salla partiler, o kadar e, umarsızlar ki hiçbir kuralları yok. Her şeyi evet. yapabilme hakkını kendine gör kendilerinde görüyorlar. Ve bu yüzden de e, her şeyi söyleyebiliyorlar. Fakat onların karşısında ilkeli durmak gerekiyor. O yüzden bunu evet, söylüyorum. Şimdi Türkiye Gazetesi'nin manşetine geçelim. Türkiye Gazetesi'nin manşeti bugün güzel ilginç daha doğrusu. Türkiye Gazetesi bir fikri takip yapıyor aslında. Çok önemli bu. E, skandallar bitmiyor diye bir e, başlık. Pensilvanya Vakıf Şubesi. Çok ilginç bir bilgi. Evet, Terörist evet. başı Gülen ile Pensilvanya'da boy boy fotoğraf çektiren üst yönetici kim? Bu aslında bir teaser. Yarın gazeteniz Türkiye'de diyor. Cumhurbaşkanına karşı vakıf bank üzerinden oynanan oyun ne? FETÖ elebaşına bankanın gizli bilgileri düzenli olarak nasıl servis edildi? Çok ciddi sorular bunlar. Evet. Bunlar çok ciddi sorular. Bunların cevabını eğer yarın Türkiye'de okursak hakikaten onlar kimse yerinde durmamalıdırlar. Bence. Evet. Onlar kimse yerinde durmamalı. Ee, evet bu arada yine Türkiye'de kalalım. Ee, alışmışlar. Şuna ilgili ben bir, bir şey diyeyim. Pen evet, ya. Ya. Bak şimdi bir bizim medya ile ilgili bir şey söyleyeyim burada. Hı. Türkiye Gazetesi ile ilgili. Şimdi bizim medyada genelde bir iki istisna hariç yani sabah grubu evet. dışında Hı. pek böyle kavga et, etmeyi seven arkadaşlar pek yok. Genel olarak hep yani. evet. genelde korkak ödlek veya bunu da Müslümanlığa sığarak yapılan şeylerdir. Şimdi bak Vakıf Bank'la ilgili mesela Türkiye Gazetesi bir aydır bir şey yapıyor. Ve mücadele götürüyor değil mi? Hı hı, evet. Bunu yapmak lazım. Ya Bir şeye inanıyorsan hı hı. sonuna kadar götüreceksin ve netice alırsın. Sana bir kamu kurumunun müdürü reklamı keseyim bilmem ne. Bunu deme hakkın yok senin. Hı hı. Sen kimsin yani? Kamu kurum müdürü olacaksın. Benim reklamı keseceksin. Evet. 130 milyar dolarlık şirketi yönetiyorum diyeceksin bunu. Bak böyle böyle git. Karşındakine diz çöktürürsün. O yüzden ben bu Türkiye Gazetesi'nin yaptığını önemli buluyorum. Evet. Yani Türkiye gazetesi de bunu çok yapmaz aslında. Hani onu da açık evet. söylüyorum. Tabii, tabii. Yani. Ya çok yapsa bir yöntem değil. Ama <laughs> bunu bizim Sabah grubu biraz fazla yapar, iyi de yapar. Onlar sadece şimdi bu kardeşim varsa böyle bak mücadele, kavganı sürdür. Bu Aydın Doğan da bunu çok yapmadı eskiler. Evet. Kavgayı hep sonuna kadar götürürdü. Bıkmadan, usanmadan, moralini de bozmadan kavgayı sonuna kadar götüreceksin. Hı -hı. Bak burada Türkiye gazetesinin bu Vakıf bankla ilgili haberini bak bunlar ve doğru sorularla. Evet. Kim kardeşim hak eden? başına? Fotoğraf gösteren üst yönetici kim? Hala görevde mi? Bir de bankanın Söyle. gizli bilgileri düzenli olarak nasıl servis edildi? Evet. Cumhurbaşkanına karşı vakıf bank, oyun oyun kim dediği gibi gizli evet. bilgilerini kim? Bunları somutlaştırdığın an zaten karşındakini evet. zaten izaya getirirsin ya. Yani. Yani ama bu korkmayacaksın ama yani iki telefon edildi mi hemen eyvah biz de biliyorsun sen de başımıza çok geliyor yazarlık bilmem ne bir hakkında bir şey yazıyorsun yöneticiyi arıyorlar iki telefon ödü kopuyor genel yayın gen yönetmenlerini. Yani böyle hemen eller ayakları titriyor. Ne dik, dik dursana. Arıyorsa arasa sana ne de yani. Geç de. Evet. Ne oldu yani iki tane şey yazıyorsun söylüyorsun diye hemen evet. sen böyle tırsacak mısın ya? Sen gücünü bil yani. Evet medyanın bir gücü var. Yeter ki medya medya etiği çerçevesinde yayın yapsın. Ve o ilkelerin doğrultusunda yayın yapmayı sürdürsün. Kimse kimseye bir şey söyleyemez. Şimdi önce dün de bahsetmiştik. Vakıf Bank'ın Avrupa vurgunu. Ee, ve o vurgunda e, 3 yılda 15 denetimden geçen banka karşılıksız ödemelere neden göz yumdu? Frankfurt Şubesi'nin işlem bilgileri günlük olarak Viyana temsiline gönderilmesine rağmen niçin müdahale edilmedi? E, ve bir kişinin üzerine yıkılmış bu suç. E, ve o suçu üzerine yıkılan S.A.'nın işi ise adalet arıyormuş bu arada. Evet. evet. <laughs> Şimdi... E, <laughs> bu arada yine Türkiye Gazetesi'den çıkamadık ama şu e, haber de, manşet haber de çok e, hem de gülünç aynı zamanda. Duruşmayı kaydeden FETÖ'cüye <laughs> suç Evet, üstüme. Alışmışlar Bir Kere diye manşet atmış Türkiye Gazetesi. Şimdi FETÖ sanığı babasının savunmasını gizlice kayda alan genci mübaşirin dikkati yakalattı. Çok enteresan ya bak. E, alışmışlar Bir Kere lafı ne kadar bu, enteresan. Buradaki mübaşiri tebrik etmek lazım. evet Çünkü mübaşir orada dikkat ediyor. Adam orada kayıt yapıyor. Kayıt yaparken memur onu al, mübaşir anlıyor. Gidiyor hemen müdahale ediyor. Evet. Savcılık bu Seyfettin'miş o kişinin adı. <laughs> Seyfettin denilen kişi hakkında soruşturma açıyor. Ses kaydını örgüt talimatıyla mı alıp almadığını araştıracaklar. Ama mübaşir işte böyle. Tebrik etmek lazım. Bak adam orada. İşini dikkatli yapan mübaşir bu. Öbürü hani sadece iki tane çay söyle filan. Yani öyle mübaşirler var ya. <laughs> yani alınmasınlar. Hepsi değil yani. Bir kısmı için söylüyorum. Ama bu mübaşir işte bak da yakalatıyor. Evet. Tebrik etmek lazım yani. <laughs> şey e, hani tavukla ilgili bir şey var ya tövbe tutmamakla alakalı tam da bu hesap yani. Evet. E, bu FETÖ'cülerinki. Şimdi dün e, bir şey konuşmuştuk ve hemen e, yansıması ortaya çıktı. E, dedik ki dün Terezeme'yi Türkiye'ye geldi. Tayyip Erdoğan'la tam 3 saat konuştu. Ve biz e, aldığımız bilgileri paylaştık buradan. Dedik ki FETÖ'cüler ve Pensilvanya bu görüşmeden son derece tedirgin. Son derece tedirgin ve kendileriyle ilgili bir takım kararlar aldığı Şüphesiyle gergin vaziyette bekliyorlar ve kendilerince bir takım önlemler almaya başlıyorlar. Dedik. E, ve bugün bir açıklama geldi. E, İngiltere'den. Ve evet. ilk defa, değil mi? Seninle e, mutabakata vardık bu konuda. İlk defa Batı'dan gelen Gülen'le FETÖ ile ilgili gelen ilk defa bu kadar net doğru olduğu kadar net ve kesin bir açıklama. Biraz bahseder misin bana? Tabii ben şimdi bunu dün bunu hürriyetten aldık. Biz yani gerçi Anadolu Ajansı'nın haberi bu. Ee, Anadolu Ajansı'nın haberini daha sonra hürriyet ve diğerleri de gördük. Şimdi bu İngiltere dünya üzerinde biliyorsun Amerika ile beraber fikrin en çok çıktığı yerdir. Mesela bu İskoç bilim adamları, İngiliz bilim adamları falan çok çalışırlar. Böyle <laughs> mesela iyi sinemacılar, iyi sanatçılar çıkarır bu ülke Şey de öyle. Yani böyle fikirleri vardır ve düşünme biçimleri çok farklıdır bu insanlara. Şimdi bu Alan Duncan İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan sorumlu devlet bakanı bu Alan Duncan. Evet. Şimdi ben hani Avrupa'da bir sürü insan ağız şeyiyle konuşuyor falan filan. Bak bu adam iki tane şey söyledi. Bir, Türkiye'nin yaşadıklarını anlamak zorundayız. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'nin yaşadıklarını ve hala yaşıyor olduklarını doğru anlamadı diyor. Bak hı hı. bu çok samimi etik. Orijinalinde de böyle söylüyor. 15 Temmuz'a da ilgili olarak da e, şeye soruyorlar. Komisyon bir komisyon toplantısı var. Hı hı. İşçi Partili üye Mike Yates ona soruyor. Hı hı. Diyor ki, Gülenci örgütün 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu olduğunu inanıyor musunuz diyor. Duncan da evet. 15 Temmuz darbe girişiminden Gülenci örgütün sorumlu olduğuna inanıyorum. Devletin içine yerleşen bu örgüt 15 Temmuz'da Türkiye, Türkiye'deki demokratik yapıyı sistemi devirmeye çalışı diyor. Bak bunu Çok bizim net. gazetecilere söylemiyor. Kendi komisyonunda mecliste yani o kamerada şey, av şeyde avam kamerasında işçi partili Mike Gibbs'in sorusu üzerine söylüyor. Hı hı. Ve orada şöyle şunu da kısaca okuyayım. Tabi tabi. Türkiye'nin başbakanıyla darbe girişiminden 3 gün sonra bombalanmış bir parlamentoda görüştüm. Konvoyuna da saldırılmıştı. Bunları önceden bilindiğini, kurmacı olduğunu düşünmüyorum. Bombalanmış bir şu parlamentoda şoka atlatamamış, travmayı atlatamamış bir meclis başkanıyla bir araya geldim. Bunun İngiltere'deki muadili bir ordu birliğinin Whitehall'da tankları yürütmesi, hı hı. Westminster Köprüsü'nde halka ateş açması, Kraliçeyi ve başbakanı öldürmeye çalışması Oturum sırasında parlamentoyu bombalaması ve BBC ele geçirmesi olurdu. Türkiye'de bunlar yaşandı diyor. İşte. Bak bunu hakikaten o, o Westminster Londra'da biliyorsun o şimdi merkezin olduğu yer. Evet. Yani e, köprü vardır orada o Big Ben'in altına doğru. Buralarda olan şeyleri adam zaten birebir neler yaşandığını şeye söylüyor. Evet diyor bir, ki. Bir şey devamı ha, sen oku istiyorsan. E, yok be, sadece dikkatimi çeken şu sen devam edersin. ve Türkiye'nin yaşadıklarını anlamak zorundayız. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'nin yaşadıklarını ve hala yaşıyor olduklarını doğru anlamalı demiş. Evet. tabii orada Gülenci örgüt için terör örgütü tanımını kullanır mısınız diyor. Onda söylüyor şimdi. Yani Eğriye orada da hayır diyor ama şunun için söylüyor. Terör örgütü olarak tanımlamamız için bu yönde aktiviteye gösteren kanıtımız olduğunu düşünmüyorum. Terör örgütü listesini almadık. Bizim diyor bir tecrübemiz olmadı. Londra'ya saldırmadıkları için almadık diyor. Şimdi evet. bunu dün suistimal etmiş birileri efendim. O diyor ki bu Türkiye ile ilgili bir terör örgütü. Yani Türkiye'nin yaşadıkları anlıyoruz diyor. O, onlar için terör olması normal diyor. Ama bizim açımızdan Londra'ya saldırmadıkları için terör örgütü olarak kabul etmedik diyor. Onu diyorlar ya, efendim Londra bizi hala iyi bir şey olarak görüyor. E Saldır bakalım Westminster'a ne oluyor evet. yani? PKK da Londra'ya saldırmadı ama sonuç evet. itibariyle e, terör örgütü listesinde e, kabul ediliyor ayrı bir şey. Ama tabii e, bunu dünyanın kabul edebilmesi için daha biraz zaman alınması ben gerekiyor. Ben bir de sana diyeyim dün gene bu öğlen hani bu dedim ya Bloomberg'den sonra şu işçi bakanların şeyini okudum. Tartışmasını izledim ben internette. Bir kısmını veriyor biliyorsun bu adam. Bir bu da Duncan'dan. Evet, Dunk, işçi partiler bu. Adamın adı neydi şey, Daniel Kavasi, hmm. Mike Gapes işte hmm. bu Duncan. Bir, bir tartışmalar dönüyor Fuat abi. Hmm. Yani bir zeka parıltısı görürsün orada. Yani bir tarih anlat birbirlerine. Hmm. Yani o Belfast anlatıyor, tarih iri anlatıyorlar. Hmm. Geç birinci dünya hmm. savaşına dönüyor kral. işte 1930'ları anlatıyorlar, 1800'lere bir tartışma Bir saat bir tartışma oldu, inanamazsın yani. Evet, yani hani müthiş İngiliz dil bilen arkadaşların bu tartışmaları YouTube'dan izleye bulabilirler. Kanallardan da Sky News'te falan da yayınlanıyor bunlar. Hı hı. Yani hani doyurucu yani entelektüel doyuruculuk açılımından olağanüstü bir şey yani. Evet bu konuşma yani sonuçta İngiliz Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve ABD'den sorumlu devlet bakanı. Evet Alan e, bunlar, Duncan. Evet Alan Duncan ABD'den sorumlu bak bu çok önemli. Evet. Şimdi dolayısıyla da Burada çok ciddi bir şey var. Gelişme var bana göre. FETÖ'cüler ve Pensilvanya endişelenmekte haklı. Biraz daha fazla endişelensinler yeridir. Evet. Bu 3 saatlik görüşmede, Tereza May ile Erdoğan arasındaki 3 saatlik görüşmede Fethullah Gülen adlı o iblisin konuşulmadığını söylemek saftirlik olur. Evet. Ve bu konuda Trump'ın Tereza May aracılığıyla Erdoğan'a bir mesaj göndermediğini, Erdoğan da Tereza May aracılığıyla Trump'a bir mesaj göndermediğini düşünmek o da hayalcilik olur. Dolayısıyla da bu konuda e, adımlarını bundan sonra düşünerek atsınlar. Tabi. E, onu da söyleyelim diyoruz. Bu arada Amerika'ya gitmişken e, Washington Post'a gelelim. Washington Post'ta sen senin bugün dikkatini çekmiş ilginç bir haber var. Biraz evet. bahseder misin misiniz ondan? Şimdi bunu ben dün akşam gördüm. Michael Wardla, Andreas Berger diye. Şimdi bu. Tabii bir de Fuat abi söyleyeyim. Bir haberi okuduğunuz zaman tamamını okuman lazım. Şimdi evet Bir bölümünü okuyup başlığına bakıp bu nedir dersen yanıltıcı olabilir. Bu, bu haberin şu... başlığı ne şimdi? Verer coups most likely to occur in 2017. Yani 2017'de hangi ülkelerde, nerelerde diyor darbe olma ihtimali çok güçlü. Evet. Bir, bir sıralama yapmışlar. Bir sıralama yapmış. Şimdi anlatıyorlar. Bu CSV file diye bir dosya var. CSV. Evet. Orada şimdi tabii da 161 ülkede veriyor filan. Şimdi diyor ki orada Türkiye'de darbe olma ihtimali %10, başarılı olma ihtimali %10. <laughs> bu tamam. Ayrı. Ama haberi bir okuyorsun şimdi. Başladığı an Türkiye ile başlıyor. 2016 darbe oldu. Türkiye'de demok ço mesela çoğu gözlemciye göre diyor. Kim oldu belli değil ha. Çoğu gözlemciye göre Türkiye'de demokrasi tehlikede. Türkiye'nin Rusya'yla yakınlaşması kötü. Türkiye'de darbe olabilir. 2012-15 arası Türkiye çok kötüye gitti. İşte o gün bugündür bellerini doğrultamadılar. Darbe oldu. İşte Tayland'a örnek veriyor. Orada bir darbe oldu ya. Evet. Orada başarılı bir darbe oldu. Onları evet. anlatıyor filan. Ondan sonra da diyor ki Türkiye'de ama en sonda da araştırmalara göre %10 başa, darbe olma ihtimali o %10'luk darbenin başarılı olma ihtimali yüz %10. Ama adam Türkiye'de diyor ki o Türkiye'de darbe olabilir diyor. Risk bak. Risk çok büyük diyor. Burada bu bir diye bir bölüm var. O bölümde bunu çok net söylüyor. Yani Türkiye'de hala bir şey seçilmiş diyor demokrasi meşru hükümet diyor darbeyle gidebilir ya böyle bir haberi niye yayınlarsın? Evet çok efendim işte bazı arkadaşlar yazmışlar ciddiye almayalım ya bu darbeden önce de bir sürü yazı çıktı forum efeislerde tabii forum polisilerde ne yazılar çıkardılar 15 Temmuz'dan önce Mayıs ayında Michael Rubin'in yazıları çıkardı Bravo mı? Michael Rubin Öbür erik neydi bir tane daha var onun bir manyak bir arkadaşı var ya gelip gidiyor Michael Rubin Türkiye'ye gelip gidiyor ya. Hani bir tane evet, o evet, adalarda kesinlikle. toplantı yapan adam. Ha, Onlar, Henry Barkey. Henry Barkey ile evet. forum polisi de ne yaz baş yazılar çıktı ya, Türkiye'de darbe ihtimali dışında başka ihtimal yoktur. Bunları söyle. Şimdi de bu yazı ya Türkiye'nin ilk bölümü olduğu gibi Türkiye. Evet. Ekonomisi kötü, demokrasi tehlikede, Rusya ile yakınlaşıyor, yönetim diyor askeri darbeyle gidebilir. Sonra da en sonda da ama %10 işte hani bilmem iyi de az daha başarılıyordu yani 2016'da Tayyip Bey ölse ya da Allah göstermesin başka bir şey olsa Gitti yani. Niye böyle bir şey? Yazının başına bak. 2017'de nerelerde darbe olma ihtimali çok güçlü. Hı hı. Bakıyorsun olduğu gibi Türkiye var ya. Evet. Şimdi Tayland'la Türkiye bir mi? Yani şimdi Birundi. Birundi Manipula ne ya? Yani? Manipülasyonun dibini bulmuşlar. Ha, Birundi ne ya? Yani? Yani. ülke neresi Birundi yani? Ha, tamam yani o Asya'da bir yerde kendi açısından önemlidir de. Türkiye Türkiye gibi dünyanın en kritik noktasında değil ki yani. Bu yazıları yazıyorlar sonra da Efendim bilmem ne ne nedir ondan sonra da ama bu bu sorsa analiz daha bak. Analiz başlığıyla yayınlanmış bunlar. Evet. Hesaplaşmalarını bitiremediler. Evet. Bunu bir bile... de ben bunu zaten Sayın Cumhurbaşkanımıza gitmiştir bu. Yani bu, bu böyle şeyleri çok ciddi almak lazım. Bak bu Washington Post'a çıkan, Forum Polisi'de çıkan, <laughs> Forum Efe'de çıkan yazıları buna durduk yere yazılmazlar. Evet. Nerede analiz raporu bilmem o Şirketi de bulmak lazım. CSP yani, e, faili de bulmak lazım. E, vehim, e, evham hastası da olmamak gerekiyor. Tabii. Paranoyak da olmamak gerekiyor ama akılla ak, Akılla önlemini almak gerekiyor. Şimdi e, sonuçta e, geçtiğimiz e, darbe öncesinde, nisan ayında ben bile yazdım yani. Geliyor adamlar, hazırlanıyor diye yazdım işte. Evet. Sonuç itibariyle yazılıyor. Tedbir almak lazım. Evet. ve Gerçekten e, akılla dediğin gibi e, akıllı yöntemlerle yani gereken bu soru değil. Hani... noktalarda gereken tedbirlerini almak Eyvah gerekiyor. Türkiye darbe oluyor bilmem ne yapacağız değil de bakarsın bu, bunu yazan Michael Ward, Andreas Bager kim bakarsın? Hı hı. O şirkete bakarsın. Kim, kimin neyle bağlantısı var? Bunu kim yazdı? <laughs> Bunun Pentagon'la bir ilgisi var mı? Hı hı. Şimdi bu Trump bunu atıyoruz gene YPG konusunda da maşallah şeyi aratmıyor yani. Hani evet. Pek de aratmıyor yani şeyi. Evet. Obama'yı değil mi? Obama yaratmıyor yani. Şimdi Pentagon'da açıklama yapmış. Evet PYD'ye biz verdik silahları demiş. Zırhlı araçları. Şimdi daha sonra da diyorlar ki efendim biz SDG'ye verdik. Araplara verdik. Ya kardeşim o SDG dediğin içinde Arapların oranı yüzde beş. Beş. O da PKK'lı hepsi. Yani evet. bunlar böyle iki yüzlülüğü sürdürüyorlar. Şimdi bir şey atlamadan geçmek istemiyorum. E, CHP'yi atladık demin. E, şu haberi getirelim mi arkadaşlar? CHP ağzındaki baklayı çıkardı. Skandal sözler. Bunu atlamışım ben biraz önce. E, yani bu Bülent Tezcan'ın açıklaması. Bu çok önemli bir açıklama Cem. E, bu CHP'nin e, kuruluş ideolojisinde ve CHP'nin Türkiye'deki rejime ve sisteme bakışında hep bu kafa yapısı, bu sakat kafa yatıyor. Demiş ki Bülent Tezcan Ankara'da katıldığı bir konferansta. Anayasalar o memleket içerisinde insanların huzur içinde, birbirleriyle danışma içinde nasıl yaşayacağını tarif eden belgelerdir. Güzel. Bunun için her canı istediğinde siyaset kurumu ve siyaset anayasa değiştiremez diyor. Tamam mı? Evet. Bu ne biliyor musun? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa anayasayı değiştirmek için siyaset girişimde bulunuyor ilk evet, defa bak. var evet. bak, bu diyor ki e, bu e, tahripkar adam her canı istediğinde siyaset kurumu ve siyasetçi anayasayı değiştiremez diyor İlk defa değiştiriyor daha önce nasıl değiştirilmişti anayasalar 1. 1961 darbesiyle 2. 12 Mart darbesiyle 3. 12 Eylül darbesiyle 4. 28 Şubat darbesiyle İşte anayasalar böyle değiştirildi Türkiye'de Bunlar diyorlar ki e, anayasayı değiştirmek için kurucu meclis gerekiyor diyor. Bunların patronları, akıl patronları Sabih Kanadoğlu gibi adamlar ya. Sabih Kanadoğlu'nun zaten dilinin altındaki batlı buydu ve çoktandır çıkarmıştı. Kurucu ne nasıl kurulabilir? Kurucu meclis bir darbeden sonra kurulabiliyor tamam mı? Ne zaman kuruldu? 1980 darbesiyle meclisi lağvettiler, bir danışma kurulu oluşturdular ve kurucu meclisi oldu. Ve bunlar anayasayı yaptılar doğru mu? Doğru, doğru. Bunların doğru. istediği bu kurucu meclis. Yani takıldıkları nokta. Niye 1924 Anayasasını da kurucu meclis yapmıştı diyor. Tamam mı? Evet. Ee ama 1924 Anayasasını öncesinde de 1920 Anayasasını da kurucu meclis yapmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ancak o mecliste milletvekilleri vardı ve seçilmiş milletvekilleriydi ve Türkiye'nin en demokratik anayasasını yaptılar. Getirsinler o anayasayı koyalım Türkiye'yi. Ben razıyım. Ee, yani herkes razı bütün demokratlar razı ama buna cesaret edemezler evet. Şimdi o 1920 ama anayasasını şey... 1924'de ettiler daha sonra tekrar iyi diş ettiler 61'de canını okudular 12 Eylül 80'de de bitirdiler Şimdi de siyaset kurumu ilk defa bir anayasa yapmaya kalkıyor yapamazsın diyor evet. Siyaset yapamaz diyor darbe ordu yapar diyor Canı istediğinde yapamaz demek ama o şu demek yani biz CHP olarak canımız istediğinde yaparız Canımız sizinle yönetime el koyarız. Canımız Biz, yani, Ordunun bize ve serbest. askeri vesayetin arkasında evet, sığınırız yaparız. Biz, diyor. bir yok yok. CHP her şey serbest. Orduyla beraber, Kemalistlerle beraber her haltı yiyebilirler. Şimdi evet. gerçi gerçi FETÖ'yle beraber partinin üst yönetimi evet. yapabilirler ama bunu AK Parti ya da şey yapamaz. Yapar kardeşim. Hadi engelli seni. Yaptı. Meclisten geçti. Milletin önüne geliyor. Hadi engelli Bülent evet. Bak canı istedi. Hadi diyorum canım istedi değiştirdim. Ne yapacağım? <laughs> Canım istedi, benim değiştirdim. Çoğunluğu evet. da, çoğunluğum da var. Evet. Meclise, demokrasiye uygun, hukuka uygun. Yaptım, geçti. Kafama göre bir anayasa çıkardım. Hadi, yani evet. öyle değildi. De, de, onların dediği gibi diyor. Ne yapacaksın? Evet. Ne geliyor elinden? De bakayım bana. Bir gücün mü var? O eskidendi. Bitti yani. Bunu evet. bak, şunu akl, aklınızın başınıza alın CHP'ler. Sizin gücünüz eskidendi. Bitti evet. o iş. Evet. Yani Artık böyle Napolyon değilsiniz siz. Bonaparte değilsiniz. Bitti o. Sizin karar verme, karar alma etki gücünü, bir artık bizim tarafın dediği olacak. Doğru veya yanlış. Milletle beraber tabii. Milletin dediği oluyor. Hı hı. Millet ne derse olacak. Bir gücü var. Hadi engelle. Eskiden darbeyle engelliyordun. Dene. Aynı karşı, aynı sertlikte cevabını alırsın. Evet. Başka illegal bir şey dedin. Daha sertini görürsün. Yap da görelim. Yaptık ha bak. Kafamız esti yaptık. Ne yapacaksın? Ne oldu? çok enteresan ya. Değil mi? Yaptım iste, ya. Diyor. Yani, yaptım ya. Kafama Türkiye, esti yaptım yani. Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda 12 Eylül Anayasasının değişmesi e, konusunda bir girişim var. Bu girişimde başkanlık sistemini sen beğenmiyorsun. Daha anayasa değiştirilemedi bile yani. Ya toplan, ilk 70 sadece ma ilk madde. İlk 58 maddede Evet. AK Parti, MHP anlaşmışlardı hatta HDP'de. Evet. O zaman başkanlık filan da yok. Kardeşim evet. gel ilk 58 maddeyi geçir. Kendileri engelledi. Ha. Hükümet öyle bir zora baktı. A kardeşim al ben ilk 58 maddeyi geçirmene yardım ettim senin de. Belki hükümet o zaman başkanlığı başka türlü getirecek. Tayyip Erdoğan onlara teklif etti. Dedi ki gelin dedi şu 60 maddeyi 58 maddeyi evet. geçirelim dedi. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu reddetti. De. Hayır bak siyaset yap ya gel bak. O kadar satranç <laughs> oynamayı satranç oynamayı bilmiyor. Diye evet. kardeşim ilk 50 geçirdim de. Sonra öyle bir soru da ki hükümet gene parlamenter sistemin içinde kalsın veya başkanlığı senin dediğin gibi geçirsin ya da başka bir şey yapsın. Siyaset yapmıyorsun. Hem oyun oynamıyorsun, maça çıkmıyorsun. Top oynamıyorsun. Sonra da bilmem bu niye böyle oluyor. Ya <laughs> kardeşim De işte. var mı? Hani onların dediği şeyle söylüyorum yani. CHP'nin e, derdi e, üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Yani e, Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu da bütün seçenekleri sundu. MHP ile o zaman anlaşabilme noktaları, ortak noktaları. <laughs> diyorum, bugün çok öksürüyorum ama. Evet. ortak noktaları çok fazla yoktu Bahçeli ile ve MHP ile. Hatta CHP dedi ki gel dedi sen dedi biz de dedi %50'yiz sen de %25'sin dedi. Biz %75'te bu anayasa birlikte yaparız evet. dedi. O zaman da kabul etmedi. Hepsi birlikte olsun. Şimdi Bahçeli çağırıyorsun CHP'de olsun diyor. CHP'yi çağırıyorsun MHP'de olsun diyor. O, o o olsun diyor öbürü gelmiyor. Bilmem ne olsun bilmem ne gelmiyor. HDP olsun diyor. HDP'ye MHP kabul etmiyor filan. AK Parti iktidarı bu anayasayı, 58 maddeyi yapabilmek için elinden geleni yaptı. O anayasa komisyonunda biliyorsun Cem buna dikkatini çekiyorum tekrar ve herkesin de dikkatini çekiyorum. Hatırlatmak istiyorum. Herkes biliyordur kuşkusuz ama o anayasa komisyonunda e, partilerin meclisteki çoğunlukların dikkate alınmaksızın her parti eşit üyeyle temsil edildi. Evet. AK Parti bunu da kabul etti. Ve e, o 58 madde gerçekten herkesin üzerine mutabık kaldığı maddelerdi. Şimdi bunu daha da ileriye götürüp bütün anayasayı değiştirebilmek mümkün. Fakat CHP Türkiye'yi sabote etmek istiyor. Evet. Sabote etmek istediği için bu görüşmelerin devamını engelledi. Şimdi başkanlık konusu tartışılamaz dedi. AK Parti de diyor ki tartışılabilir diyor. Hayır tartışılamaz diyor. Yani böyle bir ıslak olabilir mi? Evet. Yani <laughs> o anayasa komisyonunda Biz her diyor, şey, şey, tartışılır. Komple diyor karşıyız diyor. Ya başkanlık dediğin demokratik bir sistem. Sen demokratik bir sistemi tartışılmasın dediği zaman senin istediğin çerçevede mi tartışacağız? Yani bir kafes çiziyorsun, bir çiz, yuvarlak çiziyorsun, bunun içinde tartış. Niye ben onun içinde tartışayım? Sen bak, akıllı olsa bak, zekaları niye yok biliyor musun? Evet. Kalk gelirsin meclise, ilk 58 maddeyi geçirirsin. Evet. Hükümeti zorlarsın ona. Evet. Hükümet de bakar, ya bunlar eyvah yani her 58 maddeyi geçirdiler. Ona göre hükümet tavır alır. Sonra bir öneri daha getirirsin, sıkıştırırsın. Ya da MHP'yi AK Parti ile ikna etmezsin. Yani MHP'yi kendi tarafına çekmeye çalışıyorsun. Siyaset yapmayı bilmiyorsun. Meclisten geçti. Engelleyebildin mi? Evet. Millete gitti. Evet çıkacak diyelim ki. Bence evet çıkacak. Ne yapacaksın? Ha niye engellemiş olacaksın? Şimdi akısız, Askerden mi medet olacaksın yani? Akılsızlıklardan bir örnek de ben vereyim Cem. Şimdi o anayasa komisyonu devam ederken e, bunlar anayasa komisyonunu e, dinamitlediler değil mi CHP'ler? Evet. Gitmediler ve dinamitlediler. Ee, gerekçeleri neydi? AK Parti başkanlık konusunu gündeme getiriyor. Tamam akıllı olsan ama akılsızlar. Akıllı ol, olsan tamam getirin gündeme dersin. Görüşürüz. Şimdi AK Parti 3E ile temsil ediyor. HDP 3E'ye MHP 3 ye, sen 3 ye. Yani ne olacak? AK Parti yine bunu geçiremezdi. Başkanlığı evet. akılsız oldukları için bunu yapıyorlar aslında. Evet. Akılsız. Gerçekten bu konuda en ufak bir stratejileri yok. En ufak bir zeka pırıltıları yok. De, yani asıl hedefleri başkanı... akılsızca Türkiye'nin sistemini dinamitlemek. Yani bir takım adamlardan aldıkları talimatları yerine getirmek evet. ve Türkiye'yi çıkışsız noktaya götürmek ve kaos çıkarmak. Bütün dertleri evet. buydu yani. Artık kendileri düşünsünler. Evet. Kendilere baksınlar yani. Evet neyse geçelim. Demin evet. turizmden bahsettin ama şu haberi atlamışız biz. Ee, 1500 otel rubleyle satışa başlayacak. Sabah gazetesinin haberi çok enteresan. Otelciler Rusya satışlarını rubleyle yapmak için bankacılarla bir araya gelecek. Trofet Başkanı Ayık Kur riskini çözersek Mart'ta 1500 otel rubleye geçecek demiş. Ee, evet Rusya'dan 5000 turist bekleniyor. Ha, yani, 5 bu milyon şey, turist bekleniyor. yani bu şey, yani bu acentalar satışları rubleyle yapacak. Yani evet. otellerin şeyi güzel. Bu yolu da evet. gayet, yani düşünsene adam dolar veya Türk lirası değil de rubleyle ödeyecek Türkiye'ye evet, geliyor. 5 milyon Biz turist de mesela diyelim ki Rusya'da bir yere gittiğimiz zaman Türk lirası ödeyeceğiz gibi bir şey bu. Hı. İyi bir şey yani. Şimdi ben zaten bu Rusya ile mesele çok iyi. 5 milyon Osman Ayık söylemiş bunu. Evet. 5 milyon Rus gelebilir diye. Halka bu Şubat Mart Nisan'dan sonra yani bu havaları biraz ısınmaya başlayınca bu gelebilir. Yani bu Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık. İyi bir şey bu. Yani zaten geçen sene sağ olsun eski Başbakan Rus uçağını ben düşürdüm dedi. 100 milyar dolar fatura çıktı. Şu batan oteller, esnaf biraz Antalya'da rahatlar inşallah yani. Evet. Evet. Ee, hürriyetin manşetine geçelim. Bot dalaşı. Ee, Hürriyet çok sevdi bu Kardak hikayesini. Nedense değil mi? <laughs> ee, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve Kuvvet Komutanları'nın pazar günü inceleme yaptığı Kardak Kayalıkları'nın çevresinde dün sıcak dakikalar yaşandı. Yunan botları Türk karasularına girince Türk sahil güvenlik botları ile burun buruna geldi. Yunan botu böyle kaçtı. Ee, bu pozun iki yıllık hikayesi. Ee, Enteresan. Şey ee, niye durmadım. bu kadar üzerinde durdular? Ben Şimdi ben normal biri olsak şimdi biz baksak Hürriyet'in bu haberine bot dalaşı diye ulan vay be bizim ordumuza bak ne güzel iş yapmış filan tebrik ederiz filan şeyler. Ya evet. buram buram yalakalı kokuyor bu haber. Ve o kadar gereksiz ki. Evet. Yani Yunan botları Türk karasularına girince Türk Silahlı Kuvvetleri botla burun buruna geldi. E ne oldu? Evet. Bir şey mi oldu? <laughs> ya bu böyle yalaka haberlere gerek yok Hürriyet gazetesi ya. Böyle şeylere evet. gerek yok. Yani Hani başka bir yerde hayırı dolaylı yollarla söylüyorsun ya da böyle haberlerle burun buruna geldi. Ne oldu? Türk askeri, Yunan botu böyle kaç? Bunun gibi binlerce olay yaşanmıştır. Ben evet. sana söyleyeyim. Binlerce. Bizim tarafta da Ru Yunanların tarafında da. Yani bu böyle yani normal biri baksa vay be neler yapmışız da hürriyetin haberine. Son derece gereksiz. Tamamen buram buram yalakalık kopan, kokan. Gerçekle uzaktan böyle şey bir haber. E, burun buruna geldi. Ne oldu? Yarın da gelir, gelebilir. O zaman da bu manşet atacağım Evet. Sanki bir şey olmuş yani. Hiçbir öne, önemsiz bir şey. Yani <laughs> ne diyeyim ya? Ya vallahi evet. ya yalakalığa yani, gerek yok ya. Merak evet. etmeyin. Hani bu Şimdi, yalakalıklarla bir sonuç alamazsınız yani. Evet. Hulusi Akar botla şeyde Kardak kıyılarında Hulusi Akar İslamcı yazarı ziyaret etti. Hulusi Akar şöyle Hulusi Akar böyle ama sonuçta Hürriyet gazetesinin yazarı. Abdülkadir Selvi, Hulusi Akar'ın Hakan Fidan'la e, Nuri Pakdil'i nasıl ziyarete gittiğini yazmış. E, onun metni sende var mı? Ben var var. De, var benim önümde, önümde var. Abdülkadir Selvi'nin. Şimdi... Enteresan bir hikayesi. Tabii Abdülkadir Selvi Yeni Şafak kökenli olduğu için Rasip Özden'in de tanıyor filan. E, o muhafazakar camianın içinden geldiği için hikayesini öğrenmiş ve yazmış. Evet. İstersen şimdi okusana onu biraz. Bu medya programı Abdülkadir Selvi burada Barbaros'u dedikleri o Barbaros Muratoğlu'nu FETÖ'yle FETÖ yakın irtibatı olan övdüğünü nasıl eleştirdiysek iyi yazdığında da iyidir diyoruz. Evet. Abdülkadir Selvi iyi gazeteci şey yok evet. ama bazen o da hürriyette yazdığı için tabi zıvanadan çıkabiliyor ama bugünkü şey iyi. Bugünkü Genel de başkanı... güzel bir yazı. Doğru yani e, Nuri Pakti ile Rasim Özdenören de varmış orada yani şimdi evet. Abdülkadir Selvi bunu yazıyor ama dünkü sayıda İslamcı yazar. Hani evet. böyle kıl kuyruk gibi yani sen alt üst. Keşke üstü, onu da eleştirebilseydin. yani ne ya alt üstü bir İslamcı yazar diyor Hürriyet. İşte evet. bravo. Abdülkadir keşke onu eleştirse bu yaptığınız doğru değil filan deseydi. Şimdi burada Nuri Pakti ile Rasim Özdenören Hulusi Akar'la sohbet ederlerken üniformayla gelecektiniz ya demiş Nuri Pakdil de. O da hani üniformayla hani bizim şey değil demiş yani. E, bu böyle bir durum. Biz sizi ziyarete geldik diyor. Nuri Pakdil bizim öde yemeği de bekliyorum demiş. Ee, yani daha böyle bir daha <laughs> olmuş daha sonra. Sivil kıyafetiyle Hakan Fidan'la beraber Nuri, Nuri Paşa'yı ziyaret et, Nuri Paşa'yı ziyaret etmişler demiş. İşte kıyafetle askeri formaya gelmediniz deyince gülüşmüşler öyle yani evet. şey olmamış evet. yani. Hatta inşallah öyle de geliriz demiş Nuri Paşa. Bunu söyleyelim. Evet. Nuri şimdi... Pakdil hasta Fenerliymiş. Evet. Nuri Fenerbahçeli. Iki... Evet. Şey de öyle. Sen de, sen de öyle. öylesin, değil mi? Biz de öyleyiz. <laughs> Biz de öyleyiz. Az yıldırım sayesinde takımdan <laughs> evet. soğuduk ama iyice. Evet. Yok soğumayız biliyorsun. <laughs> evet. Vakti zamanında İslam çupinin lafıdır bu biliyorsun. Fenerbahçe tutkudur diye. Hı -hı. O yüzden böyle şey gibi vazgeçmek şey olmuyor. Kolay değil. Evet. Nuri Pak değil. Fener da öyle bir şey yapmışlar. Şekip Şeyde. Mosturoğlu... Hı -hı. İşte Fenerbahçe'ye üye ol, yapmış Hulusi Paşa'yı. Onunla ilgili bilgiler veriyor. Bunların hepsi güzel bilgiler yani yerinde. Daha önce meğerse şeyde karşılaşmışlar Nuri Paktil'le evet. Hulusi Akar. Ama orada enteresan bir şey var. şimdi Cumhurbaşkanı'nın yemeğinde karşılaşmışlar. Evet. O yemekte karşılaşınca Hulusi Akar demiş ki Nuri ile ben gençliğimde sizin, benim de bahsettiğim bu edebiyat dergisi var ya, edebiyat dergisini takip ediyordum demiş. Ee, ve onun üzerine Nuri Pakdil evine yemeğe davet etmiş. Evet. Ee, evinde de bu yemekte de balık ve salata varmış bu arada. Mesela Hulusi Akar bir şey veriyordu. Bu, bu dediğin tabii enteresan. Hulusi Paşa Rasim Özener'in denemeleri okuduğunu söylemiş. Hmm. Kafa karıştıran kelimeler okuduğum ilk kitabınızdı. Hmm, evet. Şimdi Hulusi Paşa yarın sen şimdi gör cumhuriyette, evet. hürriyette sen Rasim Özener'le nasıl okursun? <laughs> sen Rasim Özener gibi İslamcı, gerici bir adamı nasıl okursun? Sen nasıl paşasın? Evet. Paşa dediğin Kemalist yazarları okur. Hı, -hı. His, Bilmem neyi değil Çok mi? Okta ayakkabalı mesela. Okur. okur. İşte Melih Cevdet Han'da okur. Gider Beyoğlu'nda kafayı çeker filan. Hani yani paşa dediğin öyle değil mi yani? Evet. Şablon o. Şablon. Yani o bu şey. Ya Hakan Fidan orada onu şey Selvi'yi yazmış. İstihbaratçılığını konuşuyor. Nuri Pak diye biliyorsun hiç evlenmemiş. Öyle mi? Tabii tabii hiç evlenmemiş. Kimseye anlatmadığı bir yaş hikayesi var. Ben orayı buradan okuyayım. Hı, hı. İşte Hakan Fidan bu şeyi anlatınca, hatırlatınca aşk hikayesini, hiç Nuri Pakdil konuklarını kırmıyor. Ankara İstanbul treninde görüp aşık olduğu kızı anlatıyor. Aylarca peşinden koşup nişanlandı ama büyük aşk acıları çekerek ayrıldığı kızdan söz ediyor. İnsani değerlerimiz çok aşındığı için hemen bu tür ziyaretlere değişik anlamlar yüklüyoruz ama iki önemli düşünce adamıyla bir araya gelince ne konuşulursa onlar konuşuluyor ne rejim konusu ne referandum gündeme geliyor. <laughs> Gece Nuri Pakdil'in bir daha hiçbir kadına aşık olmadığı aşk acısı damgasına vuruyor. Evet. Tabii bunu insan Hakan Bey gençliğinde benim bildiğim kadarıyla yani hala genç de alınmasın. Yani daha gençti. Yani 20'li yaşın Nuri Pakdil'i bayağı okumuş, biliyor yani evet. ve bu hikayeyi de çok az kişi bilir. Yani Nuri Pakdil'in çevrelenmediğini. Hakan Fidan da çok entelektüel bir insandı. Öyle öyle. Yani e, onu ben de e, bir tanışma fırsatı bulmuştum daha müsteşarlık döneminde. E, bir şey etti. değil mi? mitin başında mıydı o zaman? Bitim başına değildi. Bitim başına gelmeden hayır hayır. Başbakan yani. başbakan müsteşar yapmıştık ya. anladım. E, o zaman bir tanışma fırsatı bulmuştum. Uzun uzun sohbet etmiştik. E, oradan biliyorum yani entelektüel nitelikleri yüksek olan. Öyle öyle film çok izli, kitap, film okur, eder, izler. İyidir evet. yani. O konularda şey iyidir. Yani ona laf atanları hani herhalde o medyada filan şey yapanlar herhalde onun bilgi birikimini görseler hı hı. zaten söyleyecek söz bulamazlar. Peki Cem ne olacak bu Amerika'nın hali bu arada? Evet. Yani e, Trump zor durumda mı? Şimdi Adalet Bakanı'nın görevden aldı adam. E, ne olacak? Şimdi ben e, tabii Trump'a karşı e, hakikaten çok yönlü bir saldırının olduğunu düşünüyorum. Yani dar saldırı derken bu Trump'ı masumlaştırmak anlamında söylemiyorum bu sözleri. Çünkü Trump'ın aldığı kararlar akla akla ziyan kararlar gerçekten de. Ve insan hakları ihlallerini içeren kararlar bunlar. Şimdi ama öte yandan Obama'nın döneminde yapılan kararlarla, alınan kararlarla ve yapılan uygulamalarla Guantanamo ile karşılaştırıldığında Trump'ınkiler devede kulak şu anda daha başlangıçta. O zaman medya, küresel medya ve o finans karşısının güdümündeki e, odaklar hiç böyle bir gürültü koparmamışlardı. Çünkü bunu el birliğiyle yapıyorlardı. Çok enteresan o ben... Ve şimdi peş peşe şeylerin gelebiliyor olması beni çok şaşırtıyor. Yani bu adamların gücü karşısında, savaşın büyüklüğü karşısında şaşırıyorum. Yani Kanada'da camiye saldırıda bulunuldu ve camiye saldırıda e, 6 Müslüman'ı katletti bir tane manyak e, faşist bir genç. E, ve tuttu Fox News'te bunun bir faslı olduğunu yazdı. C C Justin Trudeau e, özel olarak mesaj gönderdi Fox News'un sahibine. Bu yaptığınız çok kötü bir şey. E, faslı değil ve bu bu şekilde insanları acılarını katlıyorsunuz ve insanları e, kederlendiriyorsunuz ve yanlış bir şey. Bu insanları aşağılıyorsunuz diye bir mesaj gönderdi ve Twitter hesabından o mesajı kaldırdılar. Evet. Böyle ciddi bir savaş sürüyor orta. Şimdi Kanada'nın Büyükelçisi, bizdeki Büyükelçi dün e, Mehmet Nuri Görmez miydi Diyanet İşleri Başkanı? Hı hı. Onu ziyaret etti dün, hı hı. bilgi verdi. Yani e, bize yapılan saldırıdır dedi. E, Kutur, tüm Kanada'ya saldırıdır dedi. Acı, <laughs> suçları bulacak söyledi. Dün bununla alakalı olarak söyledi. E, Mehmet Görmez'in de Kanada, Başbakan, Kanada Büyükelçisi'ne söylediği, umarım karşılık bulmaz dedi. <laughs> Yani Trump'ın politikaları bütün toplumda karşılık bulmaz dediği şeyler de var. Şimdi ben şunu söyleyeyim şimdi. Bir şeye eğri eğri doğruya doğru demek lazım. Trump doğru. Amerika'nın milli iradesiyle seçildi halklar. Evet. Hiç şüphe yok. Evet. Yani bunu indirmeyi düşünenler varsa da Amerika'da var mı bilmiyoruz ama bu yanlış. Ama Trump'ın yaptığı şey de temel insan haklarına aykırı. Evet. Sen elinde vizesi olan, yeşil kartı olan evet. bir adamı Amerika'ya sokmuyorum diye Yedi ülkeye hiç sokmayacağım. Şunu da diyemezsin. Evet. Yani ben İranlıyım, iş yapacağım. Bundan sonra İran'dan hiç adam almayacağım. İyi de kardeşim bana vize vermezsen ben temel insan seyahat hakkımı engelleyemezsin ki. Ben Amerika'yı görmek istiyorum belki. İşlerim var. Efendim 7 ülke terör. Ya 23 bin Yemenli mesela hı hı. vizesi varmış. Ya, 23 bin Yemenli. Bunların hepsi terörist olabilir mi ya? Tam tersi sen böyle yaparak terörist. Ha bu kendi politikasıdır, uyguluyor. Adalet Bakanı dün görevden aldı. Kovdu yani şeye. Bilmem ne. Adama tamam. Adamın şeyi. Ama ilk 10 günde sen, 9. günde bu olursa. Evet. Bundan sonra bak ben sana dedim, Dün mesela Japonya açıklama yaptı ya. Bir kaygı var diye. Arap fonları para çekiyor bir kısım. Ruslar para çekiyor. Yani Trump'ın yaptığı şey oradaki temel hak ve özgürlükler. Dün burada söyledik. Efendim başörtülü üniversiteyi almıyorum. İşte Alevilere, Sünnilere oy kullandırmıyorum dersen mesela örnek veriyorum. Bunu her mahkeme bozar. Bu insan haklarına aykırı bir şey. Temel insan hakları tartışmaya açılamaz. Evet, evet. Yani indisputable'dır bunlar. Yani tartışamazsın böyle bir şey. Evet. Ama adam şimdi Transpasifi'yi iptal etti. O da sen yok yargı devreye girmez. Evet. Adamı Adamın kendi siyasi kararı o. İşte Çin'le ilişkileri azalttım. Tamam. İç piyasayı artıracağım vergi getirdim. Tamam ama vize. Şimdi bu şeyi bak. 7 ülkeden hiç kimseyi almayacağım bilmem ne bu faşistçe bir şey. Bir de tabii Trump'ın bu kararlarını biraz daha görünür kılmak için çok yönlü de bir çalışma var. o çalışmanın sonucunda da bu herhalde talimatla yapılan bu işte bu işler çok enteresan. Mesela 5 yaşındaki çocuğa İranlı çocuğa kelepçe takıyorlar. Yani ya anneler gibi. Deniyor değil ki mesela efendim uygulamadı ya sen emir verirsen bak şimdi Rudy Giuliani hmm. Eski New York Belediye Başkanı Trump'a destek veren tek cumhuriyetçiydi. Hı. Bak tek cumhuriyetçi adam. O bile desteğini çekti. Diyor ki Müslümanlara nefret ettiğini söyledi. Bana bu işi ya, adam gibi yapmak için bir yol çizin dedi diyor. Tamam bunu söylüyor, şey yapıyor. Bu kadar net şey varken hı hı. o bile desteğini çekiyorsa 5 yaşındaki çocuğa kelepçe bu doğru değil. Eleştirmek lazım. Evet. Yani Trump Adalet Bakanı görevden alır, Savunma Bakanı tamam bunlar adamın kendi tasarrufları ama yaptığı şey doğru değil. Bir de dün Mesela bu YPG'ye hızlı araç verdiler. Evet. Ya şimdi bunu bu verdi yani. Evet, evet. Pentagon'a o onay vermiş. Yani Türk hükümetinin Trump'a karşı mesafeli durmasında bir haklılık payı varmış. Şimdi bize şey? o bazı aptallar da, sol, solcu aptallar da efendim hemen tepki koy Müslümanlar bilmem ne kardeşim. Bakarsın. Yedi, Trump ne yapıyor, ne ediyor bir bakarsın. Bizim oradaki e derdimiz... Sen tepki koy. Fethiyor, tabii. Çok Müslümanları seviyorsan sen... koy tepkini. Müslümanlar da nefret eden adam 3 milyon mülteciyi aldık evet, diye... Evet. E bunları ben geri göndereceğim bir ülkeden. Ne evet. işi var diyor. Sonra Justin Trudeau diyen Kanadalı adamı solcu zannediyor. Yani. Sağ liberal olduğundan haberi yok. Efendim iki, 30 bin kişi alıp sarıldı. Diğer herkese böyle lazım. Yani bu, 3 milyon e, Suriyeli'yi kabul etti diye Erdoğan'ı eleştirip o Suriyelileri gönder diyenler. Erdoğan niye Müslümanlara sahip çıkmıyor diyor. Bu bu sen yani. Savun hiç, sen savun ya. hiç. Sen savun evet. Müslüman yani Türkiye'deki solcu. 50 fırsat geçti işte. Savun, Trump su, karşılığından bir fırsat. Buyur. Solcuların bir kısmı ve... CHP'lerin bir kısmını Müslümanlara nefret ettiğini biliyoruz. Evet, yani evet. dolayısıyla burada sen İranları çok seviyormuş gibi Iraklılara ya da onları sen hakkını sağ. <laughs> Zaten bak söylüyoruz yaptığı şey Trump'ın insan haklarına aykırı bir şey. Her bak duvar örür. Kardeşim o siyasi bir karar. Duvar örer ya. Evet. trans iptal edebilir. Bunlar siyasi kararlar. Meksikalılar Şimdi, da Hristiyan sonuç. De, dedi ki mesela bir kamu kurumunu özelleştireceğim. Örnek orada kalkıp da hiçbir yargı bunu engelleyemez. Engellemesi aklına bile gelmez orada. Evet. Ama temel hak ve insan hakları özgürlüklerinde orada diyebiliriz ki başörtülüler oy kullanması var mı böyle bir şey yani. O babanın kızı Malaya da bu arada Trump'ı protesto etmiş ama e, bu kızcağızın aklına tabii e, babasını Guantanamo nedeniyle protesto etmek hiç gelmedi. Bir de işte. şey, aynen öyle. Bir şey daha söyleyeyim. Dün New York keşke onu alsaydık. New York Times'ta vardı. Beyaz Saray Dışişleri Personelini uyarıyor. Ya bu karar uygularsınız ya da istifa edersiniz demiş. Hmm. Herkese birer Yazı gitmiş o konuda. Ya karar uygulayın diyor. O yüzden bu karar uyguluyorlar. Öyle çünkü mi? adam yani kararı. Çünkü bu doğal mi? Şimdi burada tabii şu kavram ortaya çıkıyor Fuat abi. Bize de işte bu milli irade kavramı. Hı -hı. Şimdi adam uygulamazsa istifa edecek, O yüzden uyguluyorlar. Uygulamak zorundalar. Şimdi ben başkanın kararını uygulamıyorum diyemezsin ama sen vizesi olan adamı almamazlık demez. Evet. Yok evet. böyle bir şey evet. E, sistem, e, dünya sistemi değişir yani. Bir reklam aramızda hemen geleceğiz. Evet medya kritik devam ediyor sevgili seyirciler son bölümdeyiz ve e, birkaç önemli haber daha kaldı elimizde onları da söylemek istiyoruz. Şimdi tabii çok önemli bir gelişme bu FETÖ ile alakalı birincisi FETÖ ile alakalı olan gelişme. E, Manisa'da FETÖ'nün belini kıran savcı Kârım, Kazım Özsoy'a örgütün saldırı düzenleyeceği belirlendi. Suikastçı yapılan operasyonda son anda yakalandı. E, bu enteresan bir bilgi. Yani ee, suikastçıya... 18 bin liraya anlaşıyorlar Kazım evet. Özsoy'u öldür evet. diye. E, suikastçı Aykır'ın eşiyle para konusunda temasa geçince operasyon başlatılıyor. Evet. Bu akşamda bir haberdi aslında. Abi akşamın evet. haberi. 18 bu, bin, bin liraya anlaşıyor. 11 bin lirayı alıyor. 7 bin lirayı sonra alacak. Hı hı. Polis bunu öğreniyor. Yani itibarda geçiyor ve önüne geçiyor. Yani Allah göstermesin bu savcımıza bir şey olsaydı Kazım evet. Özsoy'a Vanisada. Evet. Ee, başka şeyler olabilirdi. O yüzden tebrik etmek lazım Manisa polisini. Tabii evet. ama Bülent Arın sahip çıkardı. Tabii tabii cüppesini yani giyer sahip evet, çıkardı. Evet. Bu terör şeye su operasyon yapacak olan FETÖ'cü ya da kimse bunlara o yapabilir. Bizim başörtülü bazı yazar akılsız arkadaşlarımız var. Onlar da kadına kelepçe taktın, adama kelepçe taktın diye de itiraz ederlerdi, değil mi? Evet. Öyle şimdi emniyet yerdi. Şimdi bu yer ha, şimdi FETÖ e, Özür dilerim. Bülent Arınç'ın cübbesi deyince aklıma geldi. E, hainleri de kimse savunmuyormuş artık biliyor musunuz? İzmir'de evet. 152'si tutuklu 270 FETÖ'cünün yargılandığı duruşmada Gülen'in savunması için baronun atadığı avukatın da aralarında bulunduğu 30 avukat davadan çekilmişler. Yani çünkü utanç verici suç bunların işlediği. O yüzden artık avukatlar bile dayanamıyorlar ve çekiliyorlar bak, bu bak. duruşmadan. Kimleri, kimleri savunmuyorlar. Bak 30 evet. avukat Ege Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tüm General Memduh Hakbilen. Evet. öcü bu alçak. Evet. NATO kara, kara, Komutanlığı Kurmay Başkanı Tüm General Salih Sevil. Hı hı. Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğ General Mehmet Nuri Başol. Hepsini okumayayım yani. Oku oku. Gazi Emir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğ General Ersal Ölmez. Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğ Amiral Yaşar Çamur. Hava Teknik Okulları Komutanı Tüm General Ahmet Çural. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğ <laughs> Amiral Halil İbrahim Yıldız. Hı hı. Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tüm General Mustafa İlter. İstihkam Okulu Eğitim Merkez Komutanı Tuğ General Osman Nadir Saylan. Böyle hı hı. devam hı hı. ediyor. 30 tane şey böyle alçaklar sürüsü evet. darbeci. Hı hı. Bunların anasına babasına da yazdık çocuklarına da hani sadece evet. kendilerine kötülük etmiyorlar. Bu alçak darbeciler millete kurşun sıkan bu soysuz FETÖ'cülere 30 tane avukat evet, davadan çekilmiş. Bunları ne yapacaksın biliyor musun? Daha önce de söyledim. Bir gün sürer ya da Kardeşim davaya katıldın. Suçüstü yakalandın. Ha, suçüstü yakalandın. Darbenin içindesin. Silah evet. çektin millete. FETÖ'cüsün belli. Evet. Yargılarsın. Bunları bir günde müebbeti verirsin. Zaten evet. dersin ki geberene kadar cezaevinde kalacaksın. Hı hı. Atarsın 3-4 metre kare. Gebersin orada. Evet. i̇dam edemiyoruz bunları. Ne yazık evet. ki yani. Evet. yani. Hukuk gereği. Olmuyor. O zaman bunlara acımadan hepsi, hepsi baylokçu bunların. Evet. Bak hepsinde baylok çıkmış. 30 avukat. Aferin o avukata da. Savunmayın kardeşim. FETÖ yani gene ne yazık ki işte FETÖ'cü alçak da olsa savunmak zorunda Artık kalıyorsun. Artık kalıyorsa. giyecek olanlar da giysin. Bu arada Abi, Bülent hayata... bunları savunabilir ama yani. Evet. Bülent cübbesini giyip bunları savunabilir yani. Evet e, vezir parmağından bahsedecektik o saçma kararları alınan ilçe belediyelerinin saçma kararından. E, o berbat filmi daha da ünlü ediyorlar. Bu bilerek mi yapıldı diye merak ediyorum bu arada. Vezir parmağıyla ilgili bu kararlar rezalet yani. Çok berbat bir film, kötü film. Boşu boşuna zaten millet salonlarda gitmiyordu o filme. E, şimdi boşu boşuna filmi ünlü bir yaptılar. Şey Cumhurbaşkanı konuşacakmıştı onun için acele ediyorum. Ha, Tamam o zaman Uğur Vardan da, da mı da tamam, konuşmaya? Tamam geçelim peki tamam. Tamam evet programımızın sonuna geldik. Sevgili seyirciler, Cem Küçük ve ben de Uğur karşınızdaydık. Şimdi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına bağlanıyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere.